tatlımlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bunu söylemeyeli çok uzun zaman olmuştu, o yüzden çok heyecanlandım. Teşekkür ederim arayıp sorduğunuz için, mesaj attığınız için, Instagram'dan, YouTube'dan yorum attığınız için. Hem video çekmeyi özledim, hem sizi özledim. Hem de yaklaşık neredeyse bir haftadır bekleyen kargolarım var. Bir önceki videoda göstermiştim IKEA'dan aldıklarım. Onları açacağım bugün. Koskocaman bir IKEA divanı aldım. IKEA'nın şu meşhur divanını birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Kurmak için matkap gerekecek mi hiç bilmiyorum. Çünkü evde matkap yok şu anda. Sadece elektrikli matkap var. Matkap da değil. Yani daha güçsüz küçük bir şey var. Ama çok uzun zamandır kolileri orada duruyor girişte. Onları çocuk odasına taşıyıp yavaş yavaş açmam gerekiyor. Bu arada divanın yanında aslında farklı şeyler de almıştım, ürünler de. Yani en azından divanı kuramasam da bugün o aldıklarımı açayım istiyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki çocuk odamda çalışma masam var. Çamaşırlığım var, açık, hatta üzerinde çamaşır var, ütü masam var, dolap var. Büyük ihtimalle önce bir çalışma masasını toplayacağım. Ben aslında çalışma masasını oturma odasına koymak istiyorum. Çünkü o tarafa çok kullanmıyorum, o tarafa çok gitmiyorum. Wi-Fi orada çok fazla çekmiyor. O yüzden çalışma masamda çok oturamıyorum. Genelde ya salondaki masada oturuyorum ya da oturma odasındaki sehpaları kullanıyorum. O yüzden aslında çalışma masasını oturma odasına taşıyıp orayı kullanma gibi bir düşüncem vardı. Ama bu fikre Oğuz çok sıcak bakmadı. Orası oturma odası, ne alaka dedi. Bilmiyorum, onu bir toplayayım. O duvarın önüne divanı kurarım büyük ihtimalle. Yani yapacağız bir şeyler. Ben gideyim ufaktan kargoları açayım. Ondan sonra bakalım kurabilecek miyim? Çok özlemişim video çekmeyi. Hadi gidelim. Şimdi önce şu masayı toparlayacağım. Onun çaresine daha sonra bakarım. Ondan sonra içerideki bütün kargoları buraya getireceğim. Sanırım yaklaşık bir 6-7 koli var ve çok büyük. Kameraman ne oluyor? Çok büyük ve çok ağır parçalar. Umarım bu işi bugün halledebilirim. Halledemezsem yarın devam ederiz zaten. Bu arada son 3-4 gündür Osmaniye'de hava bir soğuk, bir soğuk size anlatamam. Yani yazın buranın sıcaklığından şikayet ediyordum, bilirsiniz. Ama son zamanlarda sanırım son yılların en soğuk günlerini yaşıyor Osmaniye. Hatta Mersin'e kar yağmış. Yakında bence buraya da yağar. Gidiyorum. Selam tatlımlar. Evet, şimdi size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Ta 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 tam. Elmascığım geldi. Selam. Elmas'la Babiş bana sürpriz yaptılar, geldiler. Ben en son IKEA'nın kargolarını açıyordum. Açmam saatler sürdü. Gerçekten çok zor açtım. Hatta koliler hala duruyor. Divanda daha kurmadık. Şimdi onu kuracağız.
Öncesi onun dışında neler aldığımı göstereceğim. Şu Klent kılıflarından aldım. Bunlar birkaç gündür ortada durduğu için tozlanmış. Burası çok fena. Şöyle iki tane turuncu. İki tane de gri Klent kılıfı aldım. Bunları büyük ihtimalle divanda kullanırım. Ya da oturma odasında diye düşünüyorum. Bu tüy toplayıcının yedek başlıklarından almıştım. Şu pişirme kağıdı. Bu pişirme kağıdı yerine geçiyor. Silikon. Yani yıka yıka kullan. Mutfakta kullanırken yine gösteririm. Bunu aldım. Şöyle bir raf aldım. Kısa çerçeve rafı bu. Yani şu şekilde duvara taktığınız zaman çerçeve koymalık. Ondan sonra şu saklama kabından aldım. İçinde bayağı var. Bakayım 4 var ama bu kırık geldi. Evet. Şuradan zaten sanırım görünüyordur. Çatlak geldi şu ikisi. Bunlar değişecek. Selam Aviş. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. İnşallah yaparsın. Yaparız. Bu değişecek. Bunu o yüzden açmıyorum. Daha önce iki yanı şu saklama kaplarını kullanıyordum. Bunlardan çok memnun kalmıştım. Bir tane daha aldım o yüzden. Ve 4 tane şu şekilde kahve fincanı aldım. Hepsine ayrı renk aldım. Bunları niye aldım biliyor musunuz? Normalde IKEA'da alışveriş yaparken kargo parası çıkıyor. Hatta alışverişin büyüklüğüne göre kargo parası çıkıyor. Ne kadar fazla bir şey alırsanız o kadar çok kargo çıkıyor ve 2.500 TL üzerine kargo bedavaydı. Yatağı aldım. 2.300 civar tutuyordu. O yatak işte şuradaki. Onu daha açmadım. Divanı kurunca açarız. Hadi kuralım hadi. Yani divanla yatak 2.300 civarı tuttu. Ben de onu 2.500'a tamamlamak için işte böyle saklama kabı, fincan vesaire aldım. Bir de çerçeve rafı aldım. Bir tanesini gördünüz zaten. Diğerleri de şunun içinde olması lazım. Onu da açmadım. Şimdi Elmascığımla birlikte divanı kuracağız. Hadi. İnşallah kurabiliriz. Hadi bakalım. Ay ortalık çok karışık. Bizde pijamalar Leyz ama kusura bakmayın artık. Şeyi kurmamız lazım. Buraya günlerdir süpürge bile yapamadım. Her yer toz. Ve çok karışık. Burada kurulum kitapçığı var ve şuradaki kutuda vidalar var. Önce vidaları ayıracağım. İşimize göre. Evet çok fazla vida var. Elmascığım bununla baş edebilecek miyiz? Baksana. Ama her şeyi tek tek göstermiş. Bence yapabiliriz. Şimdi birinci adım diyor. 16 tane şundan, 28 tane şundan, 8 tane şundan, 16 bundan, 22. Tamam da sonra aynı parça. Birinci pakette. Her şey dur bak söylüyor şimdi. Tamam mı? Daha parçayı bulamadık. İşte. Şimdi diyor ki. O resimde ben de görüyorum da. Canlısı hangisi? Şimdi bakacağım. 4 tane bu çubuklara yani. Bir sürü çubuk var. Şunlar. Tamam mı? Hangisi biliyor musun? O elindeki kalın olanlar. O. İki tane mi? Ondan 4 tane. Şurada da var. Tekerlekleri takıyoruz onlara. Yapacağımız işlem şu. Onlara vida takacağız. Bismillah de. Bismillah. Ne tarafa döndüreceğimi bilmiyorum ama şu an. Heh, böyle. Eğri taktım. Gücü yetmiyor bunun da. Ben yeter benim gücüm. Eğri değil. Hayır bunun gücü yetmiyor. Çekiç var mı Elmas? Yok, sende var mı? Evet, bak var. Thank you.
Portakal suyu molası. Evet, C vitamini. Şey, gücümüz bitti, enerjimiz bitti. Makinamızın da şarjı bitti, o yüzden onu beklerken biz de vitamin alacağız. Dün elinde sıkmış. Evet, ben burada limon sıkacağı gördüm baba. Dün elinde mi sıktın sen? Evet. Rahat bir makine dururken gitmiş elinde sıkmış. Neden peki? Onu sonradan gördüm. Çünkü buna alışık değil. Hayır, onu sonradan gördüm. Tezgahta duruyordu çünkü. İşte. Böyle şeylere karşı. Eziyet çekmeyi seviyor adam. Zoru severim. Değil mi babiş? Evet. Zoru severiz. Aynen. Zor olsun, bizim olsun. Evet, biraz sürprizinizden bahsetmek ister misin? Neden? Bana sürpriz yapıp geldiniz ya. Bunu annen ısrar etti. Ben de annen kıramadım. Gidelim dedik, geldik. Sanki kendim istemedim. Kızımızı özledik dedik. Çıktık, geldik. Ben arkadaşımdaydım. Neşe'deydim. Mustafa baban doğum günüydü, kayınbabamın. Oğuz da dışarıdaydı, işleri vardı, sınavı vardı. Ben de Fatma annelere geçtim doğum gününü kutlamaya. Salona bir girdim. Mustafa babam, annem babam oturuyor üçü birlikte. Ben şok. Gelmişler, benden önce oturmuşlar. Öyle sürpriz yaptılar. Doğum gününde gelememiştik. Evet, doğum gününde gelemedikleri için telafi etmeye kalktılar. Affetti mi? Hayır. Neden? Bakacağım, canım isterse. Biraz daha düşüneceğim. Bugün kaç gün çalışmalara bağlı. Kaç gün kaldığınıza bağlı. Hafta sonu doğru gideriz ya. Ne zaman? Hafta sonu. Bir hafta yani. Cuma günü gideriz, Allah izin verirse. Ayın kaçı? Cuma günü. Bilmiyorum. Biz de geleceğiz. Oğuz'la. Tamam. Peki. Tamam mı Elmas'cığım? Dur, daha devam ediyorum. Şunun güzelliğine bakın. Tam bir enerji deposu. Çok güzelmiş. Evet, bunları da Mustafa baba getirdi. Sıkmalık bunlar, yemelik değil. O yüzden çok güzel oluyor suyu. Harika. Ama bak, şu bir bardakta ben söylüyorum, bana inanmıyorlar. Kaç tane sıktın anne şu an? Bir 6-7 tane sıktın değil mi? Evet. İşte bir oturuşta 6-7 tane portakal yenmez. Tam bir baksana bu. Yani küçük ve sulu. Suyunu içiyorsun. Ama işte her şeyin fazlası zarar ya. Tabii tabii. O kadar içmek bence iyi değil. Bence iyi. Maden suyu ver, ben maden suyu bakayım ben yine. Şeker yüklemesi bildiğin. Spor yapıyorsun. Hava soğuk. Hasta olma. O yüzden C vitamini al. Babam kendine atom yapıyor. Sinirliyim. Hayır. Güzel oluyor mu? Yumuşak oluyor. Benimkine birazcık koyar mısın? Merak ettim. Çok az. Şuradan bir araya giriyoruz. Tamam. Maden suyu. Sade maden suyu koyduk. Hiç sevmem böyle karışık şeyleri. Atom. Enerji patlaması yaşayacağız şimdi. Evet, nerede kalmıştık? En son 7. adım yaptık. 8. adımdayız. Şu bir tane fazla. Bunların bakın nereye bakayım? Oraya. 8. adım. Tekerlekleri taktığımız şeyleri buna geçiriyoruz gençler. Bunları biraz daha sıkıştırsam. Artık şekillenmeye başladı. Bu var. İki de burada var. Oraları taktık. Akşam divanda kim yatmak ister? Baba.
İkiniz birden sığabilirsiniz belki. Yatağı var mı? Var işte. Burada. Onu da açacağız birazdan. Çekmece şu alta girecek. Onları da yaptıktan sonra size gösteririm. Şu an çekmeceleri koruyoruz. Çekil bakayım. Hadi çekil. Ay. Gördün mü kocaman? Bayağı büyükmüş ya. Bayağı büyük. Şu kutuda başka vida var mı? Yok. Bitti. Yok gördüm ama onlar vidasız kaldı. Hangiler? Buralar. Tamam vidalı değil. Onlar öyle olmuyor demek ki. Şuralar. Tamam. Arkadaşlar vidasız. Hareketli olsun. Hareketli olsun diye vidas yapmışlar. Biri vidalı, biri vidasız. Bir çeksene bakayım. Şu an şey var çekilmez. Kaldı bak şey. Kaldırmamız lazım. Sonra kaldırınca yatağın, göstereyim. Yatağın nerede? İşte. Tamam bismillah de. Açalım mı? Tabii canım. Hadi. Makası ver. At buraya. Dur şarjını elimize baktın. Kaldırın bir şeyleri. Yatak inşallah iyidir. Orta sert, sert yumuşak gibi seçenekler vardı. Böyle yatak olmaz ki ya. Ama bunun şeyine göre yatağı, yüksekliğine göre. Ama böyle dönülmez ki yatak. O sünger yatak gibi ince bir şeydir. Süngerdir. Yaylı almadım. Yaylı batıyormuş çok ince ya. He. Sünger aldım. He. Tamam. Yaylıda, yaylı seçeneği de vardı ama çok şikayet okudum yaylıdan. Yaylının kalitesi vardır ama. İşte. Tabii, bir sünger, bir sünger de. Sünger iyidir. Çok ince. Olsun, yumuşaktır o. Şey, bel fıtığı olanlar gelip ben de yatabilir. Sert yatak. Şişecek mi acaba baba? Tabii biraz açılacak. Bakım olabilir, dur. Evet, yataklarımızı açtık. Gerçekten vakumluymuş. Bakın açınca kabardı. Şey, benimki... Orta sert olması lazım. Şurada yazıyor mu? Yok, serinin adı yazıyor. Malforce. Çok çok çıktı. Güzel oldu ama değil mi? Odaklarsa göstereceğim. Ay, hayır, o kadar leş gibi ki. Oturayım bakayım bir daha. Oturmadım. Ha. Yatılır ha burada. Aa, niye yatılmasın? Yatak bu. Yatılsın diye aldım zaten. Öyle mi ne? Ay çok yumuşak. Ay çatır çatır ediyor. Hani yıkılmaz değil mi? Ay, anca oturuyor kendi. Bir oturuyor. Sağlamlaşıyor mu dersin? Bu akşam burada oturalım. Arada gelip burada oturuyormuşum. Güzel. Yumuşakmış. Tek olunca nasıl? Sert mi? Şunu kaldır bakayım. Bir de böyle oturayım. Çok da sert değil ya. Yok bence fena değil. Halıyı kaldırmamız lazım. Ondan sonra gösteririm. Ay. Yorulduk hadi dinlenelim. Her yer çok bakar mısın? Nasıl? Kabus gibi. Artık akşam oldu. Şuraya şimdilik masayı açtım ki şu eşyalar ortalıktan kalksın diye. Bunlar yerlerdeydi. Divanda. Burayı biraz toparladık, süpürdük ama daha burayı kaplayacağız, kırlent hazırlayacağız, kombin yapacağız. Burada iş çok. O yüzden şimdilik bırakıyoruz. Akşam oldu ve çok yorulduk. Benim belim ağrıdı.
Şu yatağın açılan hale bakalım mı anne? Buradan tutuyoruz. Buradan işte. Çek çek çek. Şöyle. Bunu da çektim bir yanına. Gördün mü? İki kişilikten fazla. 2,5-3 kişi. Daha çekiliyor mu? Yatak çek bakayım. Ama tam giriyor bu araya. Aynen. Şöyle koydum mu? Ay neyse işte tek elle bu kadar yapabildim. Bayağı büyük. Aynen burada böyle diklemesine 3 kişi yatar. Çok iyi. Değil mi? Ayaklar birazcık dışarıda kalıyor mu? Bence 3 kişi yatabilir. Bence de. Artık misafirlerime yatağım var. Çünkü benim koltuğumun boyu böyle dar olduğu için ayakları sığmıyordu insanların. Ay açılmıyor mu sadece? Yatılıyor da. Ya açılıyor ama bunun kadar genişlemiyor ve boyu kısa. İnsanın ayağıyla kafası sıkışıyor. Bir de basit baksana pratik hemen. Az önce biz bunu çektik, arkasını süpürdük. Kolay çekiliyor, çok ağır bir şey değil. Altında tekerleklerim var. Ah, evet. Artık süslemesini de yapınca gösteririz, bu kadar. Bugün çok çalıştığınız için dışarıda yemeği hak ettiniz. Yemeği hak ettik diyorsun yani. Ne ciğer. Evet, yemeğe gidiyoruz. Her zaman döndüğü gizli bir yeri var. Ne yapıyorsun? Panış. Elmas'cığımla Visa Vis izliyoruz. Bakayım 11. bölümdeyiz ve çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı evet. Evet. Hadi kapat. Adama ne yaptılar? Gayet sürükleyici bir dizi. Biz onu izliyoruz. Çekirdek çitliyoruz. Ve kapanış. Hadi veda et. Tamam, ne çabuk veda ettin. çok yaptım. Adama ne oldu acaba? Çünkü meraktan ölüyor. Babiş de içeride Oğuz'la birlikte Çukur izliyor. O zaman görüşürüz tatlımlar. Annem de çekirdeğin şeyine geçti. Ney? Annem de çekirdeğin başına geçti. Evet, çok heyecanlı bir dizi izliyoruz. İyi geceler. İyi valla. İyi geceler.